Yönetim 2 dersinin 4. ünitesi olan sermaye maliyeti ve sermaye yapısı kararları ile ilgili bir soru çözelim. Geri ödenmeme riskinin olmadığı kabul edilen menkul kıymetlerin getirisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Risksiz faiz oranı, B. Bankalar arası faiz oranı, C. Etkin sınır, D. Dürasyon ve E. Beta kat sayısı. Cevabımız A şıkkı risksiz faiz oranı olacak. Risksiz faiz oranı geri ödenmeme riskinin olmadığı kabul edilen faiz oranıdır. Ve uzun vadeli devlet tahvillerinin faiz oranı ile aynı olduğu kabul edilir. Çünkü devletin her zaman para basarak borcunu mutlaka ödeyebileceği varsayılır. Diğer şıklarda yer alan bankalar arası faiz oranı, bankaların kendi aralarında ki kredi kullanımlarında geçerli olan faiz oranıdır. C şıkkındaki etkin sınır, portföy yönetiminde beklenen getiri için riski en aza indirgeyen portföyler setinin, ki bu bir hiperbolle gösterilir, bu hiperbolün üst yarısına verilen isimdir. D şıkkındaki dürasyon, tahvillerde faiz oranları ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi doğrusal olarak göstermeye çalışan bir ölçüdür. E şıkkında yer alan beta kat sayısı ise işletmelerin hisse senetlerinin piyasa riskine olan duyarlılığını gösteren bir ölçüttür. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı risksiz faiz oranı olacak.